Geleceğin gözlüğü paraşütle indi. ABD'li internet devi Google'un kurucularından Sergey Brin, önceki gün Google'un merakla beklenen teknolojik gözlüğünü adrenalin yüklü, destansı bir yöntemle dünyaya tanıttı. Project Glass kod adıyla hazırlanan Google gözlüğü için konferansın düzenlendiği Moscone Center üzerinde 2300 metrede uçan bir uçaktan atlayan gözlüklü paraşütçüler indirdikleri binanın çatısından bir komando gibi halatlarla sarktılar. Gözlük, kamera, işlemci, hafıza, hız, hareket, konum sensörleri, pusula, mikrofon ve hoparlörü hafif bünyesinde bir araya getiriyor ve aynı zamanda sosyal yaşamda radikal değişikliklere neden olacak gibi görünüyor. Numaralı canlı gözlüklerle de bütünleşebilen bu gözlük donanımıyla birlikte tüy hafifliğindeki kasasında doğal olarak işlemci ve RAM de bulunduruyor. Teknik ayrıntıların verilmediği Epic tanıtımda gösterilen farklı gözlük versiyonları olası estetik kaygıları daha filizlenmeden giderdi. Sergey Brin, insan yaşamını ustaca kayıt altına alan Project Glass'ın ilk versiyonu olan Explorer'ın 2013 başında $1,500 etiket fiyatıyla önce konferans katılımcılarına satılacağını ve şimdiden 1000 sipariş alındığını açıkladı. Brin'in artık gözlükleri bir an önce ihtiraslı insanların eline vermek istiyoruz demesiyle salonda bir alkış ve tezerruat tufanı koptu. Son kullanıcı modelinin 2014'te çıkması planlanan Glass'a Android uygulamaları, Gmail gibi diğer Google ürünleri dahil edildiğinde daha önce bilim kurgu filmlerinde tanık olduğumuz fütürist hayallerden biri gerçekleşmiş olacak. Numaralı arama motorundan tablet bilgisayar Nexus 7 ve müzik topu Nexus Q ile donanım üreticisine doğru evrilen Google'un geleceğinde Glass önemli bir rol oynayacak. Google'un hayatımızı kolaylaştıran diğer ürünlerinin gözlüğe entegre edilmesi ve fiyatının kitlelerce erişilebilir düzeye çekilmesiyle insan yaşamında radikal değişim de kaçınılmaz olacak. Biz de bu teknolojiyi merakla bekleyenler arasındayız. Filter Manya'dan kısa sürede büyük başarı. Fotoğraf işleme yazılımlarından Instagram'ın en dişli rakiplerinden birisi olan Filter Manya, yeni sürümüyle indirilme oranlarında adeta rekor kırdı. Gelişen teknoloji sayesinde yoluna büyük adımlarla devam eden mobil sektör, kişilerin hayatında giderek önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Gerek uygulama, gerek donanımsal özellikler sayesinde çoğu insan akıllı telefonları artık daha aktif olarak kullanıyor. Konuya ilişkin yazılım anlamında örnek verilebilecek isimlerden birisi de Instagram. Fotoğraf işleme hizmeti olan servisle çektiğiniz kareleri daha görsel ve daha kaliteli hale getirebilmeniz mümkün. Tüm dünyada kullanılan programın başarısı özellikle Facebook tarafından $1 milyar satın alınmasıyla daha da perçinlenip dikkat çekmişti. Sosyal ağ Facebook'un Instagram'ı bünyesine katmasının ardından çalışmalarına ağırlık veren benzeri servislerse çeşitli güncellemelerle karşımıza çıkıyor. Bunların en güzel örneği Filter Manya. Instagram benzeri bir yapıya sahip olan yazılım kısa süre önce ikinci sürümünü görücüye çıkardı.
Instagram'ın alternatifi olarak boy gösteren yazılım ikinci sürümüyle adeta bir rekor kırdı. Zira çıktığı ilk 6 günde 1 milyon gibi bir indirme oranına ulaşan uygulama beklentilerin üzerinde bir başarı elde etti. Yine bu süreçte 22 milyon adet filtre indirilirken dünya sıralamasında da üst sıralara tırmandı. Başta Amerika olmak üzere 30 ülkede en çok indirilen yazım olan Filtermania, 50 ülkede ise ilk 25 mobil yazılım arasına girmeyi başardı. Filter Market sayesinde 300 adet yeni filtreyi barındıran Filtermania, çekilen fotoğraflarda renk, ışık ve benzeri ayarları yapabilme kabiliyetine sahip. Üstelik birden çok efekti aynı anda uygulayabilmeniz de mümkün. Oh,